Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı kenar bağıntılarındaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC tüm kenar uzunlukları tam sayı olan bir ikizkenar üçgen olarak verilmiş ve burada bir ikiz kenarlık verilmiş. Bir de çevresinde 25 verilmiş. ama en önemli şey C açısı büyüktür A açısı demiş. O zaman bu ikizkenar üçgende ben şu kenarları AA diyecek olursam. A bir üçgende açılarla kenarlar e, uzunluk bakımından ne oluyordu? Doğru orantılı olmuyor muydu arkadaşlar? Büyüklük küçüklük bakımından. Yani C büyüktür A ise buradan ne geldi arkadaşlar? C'nin karşısındaki A'nın karşısındakinden daha büyüktür. Yani X büyüktür A'dır. Bunu bulduk. Bu dursun bir kenarda. Hadi ondan sonra şeye bakalım. Başka ne yapacağız burada? Çevreyi vermiş bana adam. Çevreyi kullanalım bakalım. Ne demiş? Çevre dediğimiz 2A artı X değil midir arkadaşlar? 25. Bana X lazım. X'i şey yapıyorum. Ya da x lazım x eşittir bilmem ne diyeceğimi a'yı x cinsinden yazmam lazım. O zaman burada 2a eşittir 25 eksi x yaptı. a da buradan 25 eksi x bölü 2 yaptı. Gel burada yerine yaz. Şurada yerine yaz. x büyüktür neydi? a'ydı. x büyüktür a ise gel burada düzenliyorum böyle. e a yerine de ne yazacağım? 25 eksi x bölü 2 yazacağım. İşler dışlar 2x büyüktür 25 yaptı. E, iki, 25 eksi x yaptı. Buradan da 3x büyüktür 25 yaptı. Bu ne demek? x küt büyüktür 25 bölü 3 oldu. 25 bölü 3 değeri de yaklaşık olarak 8.3 değil midir arkadaşlar? Evet. x 8.3'ten büyük olacak. E, 8.3'ten büyükse x'in en küçük tam sayı değeri nedir? 9 olmaz mı arkadaşlar? Yani cevabımız böylelikle 9 balıkesir yaptı. Evet x hangi aralıktadır diye soruluyor. Ne yapacağız? Üçgen eşitsizliği yapacağız. Burada x niye araya alacağız? 2x mi? 6x mi? Ya da 16'yı mı? Hocam yalnız kalan hangisi onu alacaksınız. Yalnız kalan mı? Yani bu bilinmeyen, bu da bilinmeyen, bu bilinen. Bilineni araya alacaksınız. 16'yı araya aldığınızda ne oldu? Toplamlarıyla farklar arasında. Farkları 4x toplamları 8x oldu. Burada ne yapacağız hocam? E sağlı sollu x olduğuna göre olaya sağlı sollu girişeceksiniz. Bir buna bakacaksınız 4x küçüktür 16'dan x küçüktür 4 geldi. Bir de neye bakacaksınız? Şuna bakacaksınız. 16 küçüktür 8x ise buradan da 8'e böldüğümüz zaman 2 küçüktür x geldi. Şu x'ine bakacak olursak da 2 küçüktür x küçüktür 4 mi geliyor arkadaşlar? Evet. Yani böylelikle cevabımız akçay oldu. Bir dik üçgen verilmiş hipotenüs uzunluğu 7 ve burası da 2x 1 olarak verilmiş arkadaşlar. X kaç değer alır diye soruluyor. Bir dik üçgende hipotenüs en uzun kenar değil midir arkadaşlar? Yani e, şu dik kenar ne olmak zorunda? Hipotenüsten küçük olmak zorunda. 2x 1 küçüktür 7 olacak. 2x küçüktür 8 olacak. x küçüktür kaç olacak? 4 olacak. E x 4'ten küçükse kaç farklı tam sayı değeri vardır? Hocam x 3 değerini alır. 2 değerini alır. 1 değerini alır. 0 değerini alır mı? Almaz. Çünkü 0 yazdığımızda negatif bir değer yapıyor. 1 yazdığımızda pozitif bir değer yapıyor. Bir de aslında şunu da yazmalıydım. 2x 1 büyüktür 0 demeliydim. 2x büyüktür 1 olmalı. X büyüktür 1 bölü 2 olmalıydı. 1 bölü 2 ile 4 arasında olan değerler 1, 2, 3 değerlerini alır. Yani cevap Cihan oldu. 5, 3, 8, 6 değerlerini vermişler. Bir de AC ile BD'nin toplamı isteniyor. AC'ye bakalım öncelikle arkadaşlar. AC'ye bakarken ne yapacağız? Hocam AC değeri şurada. Bak bu üçgende ve şu üçgende. Hocam o zaman o üçgende olayı halledelim. Ama ben biraz hızlı yapacağım. Yani biraz kafadan yapacağım. Normalde iki aralık alırken. Hocam bir burada farkları. Bakın farkları. Şu şeye bakacak olursak. Burada şu uzunluğa bakarken. Şu üçgenlerde bakıyorum ya. Evet önce soldaki üçgende baktığım zaman. Farklarından büyük. E, toplamlarından küçük olacak. Kaçla kaç arasında arkadaşlar? 2 ile 10 arasında. Önce ben farklarına bakalım. Şu iki üçgende. Ve aralığı aldığımızda küçüklerde büyük olanı almıyor muyduk arkadaşlar? Evet. Şu aralığa baktığımız zaman hocam 5 eksi 3'ten yani 2'den büyük olacak. Burası 2'den büyük olacak. E, buradaki üçgene göre baktığımız zaman şu farklarından yine burası farkları 2 olduğu için 2'den büyük olacak. O zaman AC her ikisine de 2 geldiği için 2'den büyük olmak zorunda. Peki toplamlarına baktığımız zaman da büyüklerde küçük olanını almıyor muyduk? Evet. Toplamları 8. Hocam burası 8'den küçük olacak. Tamam. 8'den küçük olacak. E sağ taraftaki yine göre baktığımız anda 14'ten küçük olacak. Bu aynı zamanda 14'ten küçük olacak arkadaşlar. Hmm. Böyle baktığımız zaman büyüklerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Küçük olanını alıyorduk. Yani hangisini alacağız? 8'den küçüğü alacağız. O zaman cevabımız 8 oldu. Evet 2 ile 8 arasında oldu acı. Sonra nereye bakalım arkadaşlar? BD'ye bakalım. BD'ye bakarken de farklı renk kullanayım. BD'ye baktığımız zaman Alttaki üçgene baktığımda alt sınıra bakıyorum öncelikle alt sınır 8 eksi 3 nedir arkadaşlar 5 5'ten büyük bu üst sınırda 6 eksi 5 nedir arkadaşlar 1 1'den büyük hangisini seçeceğiz küçüklerde büyük olan seçiliyordu yani 5'i seçeceğim o zaman buradaki neresi orası BD uzunluğu BD uzunluğundaki alt sınırımız ne olacak arkadaşlar 5 olacak üst sınıra bakalım üst sınırda arkadaşlar şu ikisinin toplamı 11 11'den küçük şu ikisinin toplamı yine 11, yine 11'den küçük. O zaman 11'den küçük olayını alacağız. Bizden ne isteniyor? Toplam isteniyor. O zaman toplamlarını bulacağız arkadaşlar. Sakın toplamların en küçüklerinde AC AC'ye 3, BD 6 demeyin. Tam sayı demediği sürece demeyin. Hocam tam sayı diyor ama toplamlarının tam sayı değeri isteniyor. AC ve BD ayrı ayrı tam sayı demiş olsaydı, evet. AC ye yerine 3, BD yerine 6 yazardık arkadaşlar. E burada da ne oluyor o zaman? Taraf tarafa toplarsak. 7 küçüktür AC artı BD o da küçüktür 19 çıktı. O zaman bunun en en küçük değeri ne olacaktır arkadaşlar? 8 olacaktır. Cevabımız 8 oldu. Yani balık esir oldu. Ee, soru burada bitti. Ama ben daha ayrıntılı bir şekilde çözümü isteyen arkadaşlara şurada çözümü yazıyorum arkadaşlar. Normalde öbür soruya geçebilirsiniz. Ben çözümü daha ayrıntılı bir şekilde şurada yapayım isterseniz. Şimdi öncelikle AC ve AC'ye bakacağız. AC'ye baktığımız an hocam bu üçgende AC'yi yazıyorum. AC'yi yazdığımda yani yazdığımın uzun versiyonunu yazıyorum şu anda. Hocam kaçla kaç arasında? 2 ile 8 arasında. 2 ile 8 arasında. AC'ye baktığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Burada. Şurada AC'ye baktığım zaman şuradaki üçgende 2 ile 14 arasında. E hocam o zaman ne olacak? Şunu şöyle biraz çekeyim. Buraya baktığım zaman da AC uzunluğu ne ile ne arasında olacak? Küçüklerde büyük olan. Zaten ikisi aynı. Büyüklerde de küçük olan. Yani 2 ile 14 arasında geldi. Evet. 2 ile 14 arasında geldi. Yazdık bunu. Şimdi gelelim BD'ye. BD'ye geldiğimiz zamanda arkadaşlar. Şunları silelim bakalım. BD'ye geldiğimiz zamanda hocam bir bu üçgen bir de bu üçgen. Üstteki üçgen. Alttaki üçgene bakacak olursak 8 eksi 3 5 küçüktür. BD o da küçüktür. 8 artı 3 11 yaptı. Sonra ne yapacağız? Üstteki üçgene baktığımızda da 1 ile kaç arasında arkadaşlar? 1 ile 6 artı 5 11 arasında oldu. Şimdi bunlara bakacak olursak küçüklerde büyük olan büyüklerde küçük olanı alacağız. Her ikisinde de aynı. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? Buradan da 5 ile BD uzunluğu kaç arasında? 11 arasında geldi. E benden toplamları isteniyor. O zaman biz burada bir taraf tarafa toplama yaparız. 7 küçüktür. AC artı BD. O da küçüktür. 25 mi yaptı arkadaşlar? Pardon. Şu ay bunu yanlış seçmişim. Çok özür. Şunu yanlış seçmişim. Bu 8 olacaktı. Bunun aralığı 8 olacak arkadaşlar. Cevabı etkilemiyor ama olsun. Doğru yazalım. Bu AC uzunluğu bakın. Büyüklerde küçük olanı alacaktık. E, kaç? 2 ile 8 arasında oldu o zaman arkadaşlar. Topladığımız zaman burası da kaç oldu arkadaşlar? 19 oldu. Yani 7 ile 19 arasında oldu. En küçük değeri isteniliyor. Cevabımız böylelikle 8. Yani balık kesir yaptı. Çekildi. AD paralel BC demiş. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel vermiş. Paralelliği kullanalım o zaman. Hocam Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Hocam Z'den dolayı çizgi açısı yaptı. A ne geldi burada? Ben bunlara bir A A. Bunlara da bir B, B diyecek olursam. Şunlara da şu A nokta açısı A açısı A dedim. Çizgilere de bir B diyecek olursam arkadaşlar. Ne geldi buradan? 2 A artı 2 B'nin ne olduğunu buluyoruz arkadaşlar. 2 A artı 2 B açısı 180 derece olduğundan. A artı B'yi kaç bulduk? 90 bulduk. Oo, A artı B 90. A artı B 90sa, burası da 90, burası da 90 oldu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir? AB ile BC birbirine eşit diyor. AB ile BC birbirine eşit. Arkadaşlar, şuraya baktığınız zaman gerçekten de AB ile BC eşit mi? X kenardan dolayı eşit. Doğru. Tamam, öbürüne bakalım. AB ile AD birbirine eşit diyor. AB ile A, D birbirine eşit mi? Evet, nokta açıları olduğu için şununla da şu birbirine eşit oldu. Bu da doğru. Sonra AD ile BC birbirine eşit demiş. AD ile BC. Arkadaş şununla şu birbirine eşitti. E zaten burası da eşit. Şöyle baktığımız zaman şu eşitleri yazdığımız zaman gerçekten de eşit olduğunu yine görüyoruz. AC dik BD demiş. AC ile BD birbirine dik olduğunu zaten gösterdik. BD büyüktür AC yanlış oluyor arkadaşlar. Neden? Bakalım buraya. Yanlış olabilir diyor zaten bize. BD büyüktür AC demiş. Bakalım. BD AC'den büyük. Vallahi bilemiyoruz ki burada A açısı ve B açısı arasındaki ilişkiyi bilmediğim için AC ve BD arasındaki ilişki hakkında herhangi bir yorum yapamam burada arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edremit oldu. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki ABC kağıdı şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt B köşesi A köşesinin üzerine gelecek şekilde katlandığında katlanmış hali geri açıyorduk. Açılmış hali var zaten burada. Arkadaşlar açıları bir yazalım bakalım. Burası 36 burası 48. Burası 96. Katladığımızda üst üste binen açılar birbirine eşit oluyordu. Üst üste binen kenarlarda birbirine eşit oluyordu. Hemen onları yazalım. Hatta burada açılar da birbirine eşit. 36 ise burası da 36 oldu. İkiz kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda kenar ortaydır. Burada da 90 dereceyi yapıştıralım isterseniz. Evet. Ne kaldı? Şurası kaldı galiba. Burada kaç? Hocam tamamı 96 idi. O zaman buraya ne kalıyor? 60 mı kalıyor? 96 yapması için. Evet. Sonra 60 48 daha 108 yaptı burası. E burası 108 olduğuna göre 2'ye böldüğümüz zaman 54 ya da buradaki ikizkenarlıktan da 36 90 sa pardon dik üçgenden de 36 90 sa buradaki açıyı 54 derece diye bulabilirdik. Hatta burası 108 burası da 72 mi yapıyor arkadaşlar? Yaptı. Şimdi ben buna göre incelemeleri yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım yapalım incelemeleri. Şimdi DCBE ve BD uzunluğunu inceleyeceğim. Dikkat. DC şöyle bir üstünden geçeyim. BE BE neredesin? Şuradasın. Şuradan bir üstünden geçtim. BE ve BD. BD şurasını inceleyeceğim arkadaşlar. Yani ben DC'ye A diyeyim isterseniz. Şuraya A diyeyim. BE uzunluğuna da B diyeyim isterseniz. Şuraya B dedim. O zaman burası da B oldu. BD uzunluğunda da C diyeyim isterseniz. Burası da C oldu. Şimdi ben bu kenar uzunlukları inceleyeceğim. Tamam olay bitti. Bak iyi ki ABC dedik yoksa sıkıntı yaşardık. Hocam C ise burası da C mi? Evet. Ben A ile C'yi inceleyebilirim. Şuradaki üçgende. A, B, ABC'yi aynı anda inceleyemiyorum ama şuradaki üçgende A ile C'yi inceleyebilirim. Evet A ile C'yi incelerken hocam A'yı gören 60 derece. C'yi gören 48 derece. Hocam 60-48'den büyük olduğu için A C'den büyük oldu mu? Oldu. Sonra B ile C'yi inceleyeyim. Hocam B ile C'yi incelediğimde de B dik üçgenin bir dik kenarı. C de hipotenüsü o zaman BC'den nedir arkadaşlar? Küçüktür. E zaten buradan A C'den büyük oldu. Yani buradan ne geldi? C küçüktür A geldi. A BC'den küçük. B C'den küçük. C de A'dan küçük değil mi arkadaşlar? Evet. Bunu arayacağız gençler. O zaman doğru olan hangisidir? B C, A sıralaması olacak arkadaşlar. Yani B e en başta olacak. Sonra C kenarı BD. Sonra hangisi A kenarı yani DC olacak arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Harf vererek işimizi kolaylaştırdık. Çünkü bu kenarlara baktığınız zaman aynı üçgenin elemanı olmadığı için sıkıntılar yaşanılabilirdi. Harf verdiğimiz zaman özel değerler falan olduğunda bu şekilde bir harflendirme yaparak işiniz daha kolay olabilir. Yukarıdaki grupların hangilerinde verilen elemanlar bir üçgen belirtir diye söylemiş arkadaşlar. Çizeceğiz. Şimdi AB dediği aslında nedir biliyor musunuz? ABC üçgeni çizdiğiniz zaman. Hemen çizelim bir ABC üçgeni. A açısının karşısındaki kenar A'dır. B açısının karşısındaki kenar B'dir. C açısının karşısındaki kenarda C'dir. Şimdi A kenarını 10 demiş. B kenarını 6 demiş. H A. H A dediğimde hangisi oluyor arkadaşlar? A'dan çizilen yükseklik, A'dan çizilen yükseklik de 8 demiş. Böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Niye? B kenar 6 iken dik üçgende hipotenüsün en büyük kenar olması lazım. Bak dik kenar 8 burası 6 oldu, olmaz. Yanlış. Buraya geldik. Öbürüne geldik. Şimdi ABC üçgenini çizelim yine. A, B ve C'yi koyduk. A burası, B burası, C burası diye yapıştırdık. Şimdi A kenarı 7. B kenarı 8 ve C açısının ölçüsü 90 derece. Olabilir arkadaşlar. Buradan da C neye eşit? Kare içinde 7'nin karesi artı 8'in karesi çıkar. Herhangi bir problem var mı arkadaşlar? Ve herhangi bir problem yok. Bu bir üçgen belirtir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi öbürüne bakalım. ABC üçgenini yine çiziyorum arkadaşlar. Şöyle ABC'yi çizdik. Ve burası A, burası B, burası da C olduğunu gösterdik. A kenarı 8. HA 10 C açısının ölçüsü 90 derece. Evet keşke dik üçgen çizseydik. Neyse. Şimdi HA'da 10. HA dediği A'dan çizilen yükseklik. Arkadaşlar A'dan çizilen yükseklik zaten burası değil midir? Yani BC'ye çizilen dik değil midir? Yani burası oluyor arkadaşlar. HA dediğimiz burası 10 santimetre. Evet, e, dik kenar uzunlukları 8 ve 10 olan bir üçgen çizilebilir mi? Çizilebilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Cevabımız o zaman 2 ve 3 yaptı. Yani cevabımız açay oldu arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde alfa küçük 60 olduğuna göre BC X'in en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi 60'tan küçük demiş. Ben 60'mış gibi kabul edeyim. 60'tan küçük. E 60 olsaydı 30 60 90 olacaktı arkadaşlar burası. 60'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısı 4 olurdu. 90'ın karşısı da kaç olurdu arkadaşlar? 8 olurdu. Peki burası 60'tan küçük olursa bak 60 için ne buldum burayı? 8 buldum. Peki hocam bu 60'tan küçükse o zaman burası da ne olmak zorunda? İkisinin toplamı 90'dan küçük oldu. Burası 90'dan büyük mü olacak arkadaşlar? Evet. E burası 90 dereceyken sen burayı 8 buldun. 90'dan büyükse de 8'den büyük olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Çünkü ben x açısının karşısındaki açıya göre yorum yapmalıyım. 60'dan tamam burası 60'dan küçük ama 60'dan küçük olduğunda burası 90'dan daha da büyüyor. E burası 90'dan büyürse de x kenarı da 8'den büyük olmak zorunda arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oldu? Edremit oldu. Yorum sorularıdır. Dikkat edin. D noktası ABC üçgenin iç bölgesinde ise DC X'in en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu bir dik üçgen. Dik üçgen 8 ve 10 varsa burası nedir? 6. Aa direkt üçgen eşsizliği hocam. Çok kolay bir soruymuş ya değil mi? Hemen 3 ile kaç arasında dedin? 9 dedin. En büyük tam sayı değeri nedir? Ne işaretledin? 8'i. Ne oldu? Baktım cevap anahtarında Ya, yanlış. Kesinlikle yanlış. Ya arkadaş ben size ne diyorum? Ben size diyorum ki ekstra bir bilgi verilmişse büyük ihtimalle genişlik ya da darlığı kullandırırlar size. Ya dikkat edin. Hocam şuraya baktığımda bak bunun tamamı 90. Aa burası 90'dan daha küçük değil mi? Yani burası dar. Bir de darlığı kullanacaksın burada. Darlığı kullandığın zaman x'in karesi küçüktür. 3'ün karesi artı 6'nın karesinden kaç geldi? x kare küçüktür 45. Yani x buradan ne oldu? 6 değerini alıyor 7 değerini almıyor. x küçük eşittir 6 olur arkadaşlar. O zaman hem bu hem bu ikisine birden bakacak olursak x ne ile ne arasında arkadaşlar? Alttan küçük eşit 9'dan da küçük. Alttan küçük eşit olacak burası. Ee, alt sınırda 3. 3 ile alttan küçük eşit değer arasında olacak. Cevabımız denizli değil. Ee, en büyük tam sayı değeri soruluyor bize. En büyük tam sayı değeri de ne oldu arkadaşlar? 6 oldu. Tamam dikkat edin ekstra bilgilerde açı kenar bağıntıları sorularında lütfen ama lütfen genişlik ya da darlık var mı diye bakın lütfen. ABC bir üçgen 9 13 ve 3 x 8 2 verilmiş. H A büyüktür H B olduğuna göre arkadaşlar yardımcı elemanlarla kenarlar ya da açılar neydi? Ters orantılıydı, değil mi? Evet, büyüklük küçüklük anlamından ters orantılı. Eğer burada A büyük H A büyüktür H B ise burada H A açısı küçüktür B açısı diyebiliriz. E, A açısı B açısından daha küçükse o zaman A açısının karşısındaki kenar 3x-2 küçüktür. B açısının karşısındaki kenardan diyeceğiz arkadaşlar. Buradan ne geldi? 3x küçüktür 15 ise x küçüktür 5 geldi. X'in kaç farklı değeri vardır diye soruluyor arkadaşlar bize. X 5'ten küçük oldu ya. Şimdi burada bir de üçgen esniği de uygulayalım arkadaşlar. Onu niye uygulamadık? Hemen ilk işimiz olmalıydı. 3x-2 ne ile arasında? Hocam toplamlarıyla farklar arasında. 13'ten 9 çıkınca kaç kaldı? 4. 13 ile 9'u eklersek kaç yapıyor? 22. Hocam ne yapacağız burada? 2 ekle iki tarafa. 6 küçüktür 3x o da küçüktür 24 yaptı. 3'e böldüğün zaman 2 küçüktür x küçüktür 8 geldi. Hocam aralıklarımız hem 5'ten küçük hem de 2 ile 8 arasında. Bu ikisini düşünecek olursak eğer hocam 5'ten küçük ve 2 ile 8 arasında. X ne ile ne arasında oluyor? 2 ile 5 arasında oluyor. Kaç farklı değer almış oldu o zaman arkadaşlar? 3 ve 4 değerlerini alır. Yani 2 değer almış olur. Cevabımız böylelikle denizli çıktı. Fatih öğretmen öğrencileriyle bir etkinlik yapıyor ve etkinlik sonunda öğrencilerine bir soru soruyor. A açısı büyük 20 de 120 derece olacak biçimde bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen 120'den büyük olacak şekilde bir ABC üçgeni çizdik arkadaşlar. Neresi ama? A açısı 120'den büyük. Geniş açılı bir üçgen çizdik. Hop burası 120'den büyük olacak arkadaşlar. BC kenarının orta noktası D olsun. BC kenarının orta noktası D olsun. D ile A noktasını birleştiriniz. Hocam D ile A'yı birleştirdim. A hocam burası 90. Sakın ola sakın. Öyle bir şey yapmayın. Bir tarafımızdan yani kafamızdan bir şey uydurmuyoruz arkadaşlar. Bunu unutma. E hocam tamam. 90 ol, x kenar olsaydı bu e, kenar ortay aynı zamanda yükseklik olurdu. Bunu da unutma. Tamam devam edelim. Sonra orta noktasını D ile A noktasını birleştiriniz diyor. Ali Bey uzunluğunu 6 vermiş. Adana C'ye anlattığını 8 vermiş. X nedir diye soruluyor bize. ADX. Arkadaşlar tamam burada bir şey yapacağız. Eşitlik var bir kere. Eşitlik olduğunda aklımıza ne geliyordu? Harikasın. Çok güzel. Anahtar kelimeleri öğrenmeye başladın. Eşitlik olduğunda aynen senin dediğin gibi orta taban ya buradan çizeceksiniz ya buradan çizeceksiniz. Şuradan çizelim arkadaşlar. Fark etmez. Buradan çizdiğin zaman orta bana 6 ise burası kaç oldu? 3. Bunlar da 4 4 oldu. Hocam 120'yi de kullanalım. Bak burada kaçı 120'den büyük demiş. E bununla bu birbirine paralel mi? Evet. O zaman burada kaçıdan ne olacaktır? 120'den büyük olacaktır. E o zaman burası 120'den büyükse dostum, burada kaçıdan ne olacaktır? 60'tan küçük olacaktır. Hmm. Şöyle bir şey çıktı şimdi karşımıza arkadaşlar. Şöyle bir üçgen bak x'e ait bir üçgen oluştu ve üçgenimizi isterseniz şuraya doğru notumuzu alalım arkadaşlar. Şurada göstereyim isterseniz. Şöyle bir üçgen var elimde. Hocam yukarı mı çizseydim? Evet yukarı çizeyim. Şöyle bir üçgen var elimde. Ve burada kaç kaç derece? 60'tan küçük. Hocam burası x, burası 3, burası 4. Öncelikle sen ne yazarsın burada? Hocam x toplamlarıyla farklar arasında. Yani 1 ile 7 arasında yazdık. Eyvallah. Bir de 60'tan küçük diyor. E burayı 60 derece olarak kabul et. Öyle yapmıyor muyduk? Burası 60 derece olsaydı çizdikini kosinüs teoremine falan girmiyorum biliyorsunuz. Çiz din dikini 60'ın mantığını kullanmak için. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 yapar. O zaman buraya 1 kaldı. Burası da 2 köküç oldu. Pisagor bağıntısında normalde x kare neye eşit olacaktı? 1'in karesi artı 2 köküçün karesine eşit olacaktı. Ama arkadaşlar burada 60 iken bu x kare buna eşit oluyor. 60'tan küçük iken ne olacak? tabii ki aradaki işaret küçük olacak. E dolayısıyla buradan x kare küçüktür ne geldi? 1 artı e, 2 kök karesi 12. 1 artı 12'den 13 geldi. E buradan 4 değerini sağlamıyor. 3 değerini sağlıyor. x küçük eşittir 3'ü bulduk. Arkadaşlar neleri bulduk? x 1 ile 7 arasındaydı. Bir de küçük eşit 3'ü bulduk. O zaman x'in tanım aralığı ne oldu arkadaşlar? 1 ile 3 arasında ve 3 değerini de sağlıyor. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor. Hocam burada 2 ve 3'ü alır. Yani iki farklı değeri vardır. Cevabımız böylelikle denizli çıktı. Güzel bir soru. ABC'de bir dörtgen BF ile FD birbirine eşit verilmiş. Hocam BF ile FD'nin eşitliğini şöyle bir gösterelim bakalım. Başka A ile EC birbirine eşit verilmiş. AE ile EC'nin eşitliğini de şöyle bir göstereyim. Eyvallah. AD uzunluğu 14 denmiş. Burası da 10 denmiş. E hocam EF'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor. AD paralel BC olmadığına göre demiş bir de. Ya ben bunu da kullanacağım. AD ve BC birbirine paralel olmayacakmış arkadaşlar. Paralel olursa farklı bir durum oluyor, durum oluyor demek ki. Neyse paralel olmasın arkadaşlar. Şimdi gençler ne yapacağız burada? Arkadaşlar verilenlere yoğunlaşmalıyız. Evet büyük ihtimal bu sorudasınız ama verilenlere yoğunlaşın. Verilenler ne verilmiş? Hocam burada bir eşitlik verilmiş. Burada da bir eşitlik verilmiş. E kardeşim eşitlik verildiğinde aklına ne gelecek? Evet aynen öyle orta taban hocam ve biz kendimizi nasıl alıştırdık hep eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizgisi çiziyoruz eşitliğin olduğu yerden buradan bir orta taban çizelim hocam 14 verilmiş 14'e ait çizsem x'ten uzaklaşıyorum şöyle çizersem daha da güzel oluyor ya 14'e değil de verilen bilgi şuna ait bir orta taban çiziyorum arkadaşlar evet burada ona ait bir orta taban çizdim ona ait bir orta tabanı çizdiğim zaman hocam şunlar birbirine eşit oldu şunlar birbirine paralellikten dolayı 10 ise burası 5 mi oldu arkadaşlar? Evet. Sonra ne yapacağız? Hocam şu mavi E'nin olduğu yerde de bir şey çizeceğim. Ortadan. Hocam ya böyle 14'e ait bak alakası oldu. Ya da aşağı doğru 14'e doğru çizeceğim. 14'e doğru çizdiğim zaman da tam buraya denk gelmek zorunda. E o zaman olay bitti. Dolayısıyla buradan ne geldi arkadaşlar? E, burası 14 ise burası da kaç olacaktır? 7 olacaktır. E burası 7 olduğuna göre Burada x'e ait de bir üçgen çıktı mı burada? Çıktı. Yani x toplamlarıyla farklar arasında olacak. Yani 7 eksi 5 ile 7 artı 5 arasında olmak zorunda. 2 küçüktür x küçüktür 12 yaptı. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Kaç değer vardır burada arkadaşlar? 12'den 2 çıkart. 12 eksi 2 eksi 1'den dolayı cevabımız kaç yaptı? 9 tane değer oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. <laughs>